gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda AK Partililerde. Evlilik yaşı artıyor. Efendim? İnsanlar eskiden 20'lerde, 30'larda, 25'lerde en fazla evlenirdi. Şimdi 30'larda, 35'lerde evleniyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Ya bunun sebebi çevre bozukluğu var. Ondan sonra arkadaş yanlışlıkları var. Evet. İşte bu şekilde. Peki evlenenler azalıyor. Son dönemlerde boşanmalar artış gösteriyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi eskiden mezara kadardı, şimdi pazara kadardır. Daha doğrusu insanlar yanlış değerlendiriliyor. Tanımadan evleniyorlar. Hatta sosyal medyada görüyoruz. Evlenme durumları oluyor. İşte bu şekilde. Siz evli misiniz? Evliyim efendim. Memnun musunuz? Memnunum. Erken mi evlendiniz? Ben 18 yaşında evlendim. 18 yaşında evlendim. Çok güzel. Hem 18 yaşında evlendiniz hem de memnunsunuz. Memnunum, evet. Evlilik yaşı kaç olmalı? Siz eskiye dönseydiniz yine 18 yaşında evlenir miydiniz? Vallahi şimdi tabii ki 18 yaşında evlendik. Gene okuduk biz yani, bir şeyler yaptık. Şükür yani böyle devam ediyoruz evliliğimiz. Memnunuz yani şu anda. Tabii biz biraz yaşlı olduğumuz için gençler, şimdilik gençler çok vahim. Yani tanımadan, görmeden evlenme durumu oluyor. Ondan sonra okuyorlar, bir kısmı okuyor, ondan sonra evleniyor. Şu durumda böyle devam ediyor. Evet efendim. Başka bir durumunuz var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şu anda seçimi bekliyoruz. 2023'te bir seçim var. Şu anda o seçimi bekliyoruz. Ben alenen söyleyeyim. Şu anda AK Parti ilerde ve AK Parti'yi destekliyorum yani, bu kadar. Evet efendim.